zincirleme kesirler arkadaşlar. Zincirleme kesirler burada art arda gittiği zaman art arda gördüğünüz gibi ifade olacak. Yani bunun benzeri sayılar verecek. Aynı sorudan başlamamız en doğru. Soldaki sonsuzluk ifadesini şimdi anlatacağım zaten. Önce sorumuza bir bakalım. En alttan başlarız arkadaşlar. Bazı durumlarda burayı verir, burayı sorur. Onu da anlatacağım. Şimdi buradan başladığımız zaman bakın şöyle bir kutu alın ve 3 kere 1, 3. Birle toplayın. 4 bölü 3. Sonra şurayı hemen kutuya alın. Aynı sınavda da olduğu zaman öyle yapın. Biraz hızlı çözün tabi. Şurayı aldığınız zaman hemen ters çevireceğiniz için 3 bölü 4 diyeceksiniz. Sonra artı 1 var. Hemen artı 1'i ekleyeyim. Nedir bu? 7 bölü 4. Bakın buraya da aldım. Sonra şöyle çizdim. 7 bölü 4 buldum burayı. Şimdi birim var yine böyle. Birden dolayı ters çevirdim. Nedir? 4 bölü 7. Artı 1'im var yine. Bakın şurası. 7 çarpı 1 7. 4 de topladım. 11 bölü 7. Yani şurası komple 11 bölü 7. Bakın yazıyorum. 1 artı 1 bölü 11 bölü 7. Ters çevireceğim. 1 artı 7 bölü 11. 11 ile 1'i çarptım. 11, 7 ile topladım. 18 bölü 11 Bursa. Sonsuzluk solda gösterdiği şeyi ben size soru üstünde göstereceğim. Önce şuraya göstereyim. Arkadaşlar bakın sonsuzluk ifadesi belli bir miktarı azalmaz. Yani ben diyelim ki sonsuz bir sayı gidiyor. İçinden bir şey azalttım. Sayı azalmaz. Yani o kadar büyük ki içindeki miktar onu hiçbir zaman düşürmez. Burada neyi demek istiyorum? Şu. Şimdi bu sonuç bakın şuraya 7. soruya 5'e eşit değil mi? Eğer ben bunu kaldırsam sanki şöyle gözükmeseydi bu. Bakın gözükmeseydi. Aslında gördüğün şey kaça eşit derdin? 5'e eşit derdin değil mi? İşte buradan yola çıkarak sen şu gördüğün kısma alttaki kısma 5 diyoruz. Her zaman. Bakın şuradaki kısmı sanki verdiği zaman sonsuzluğa sonuç neyse buradaki sonuç onu diyoruz. O zaman şıklardan hangisi olur? A şıkkı. Gelin bunu da yapalım. Bakın soru işaretinde x. Görüyorsunuz sonsuz gidiyor. Hepsi aynı. 2'ler aynı. 3'ler aynı. Artılar aynı. Hepsi aynı olacak. Tamam burada x diyeceğiz o zaman buraya da. X diyeceğiz. 2 artı 3 bölü x eşittir x. Şıklardan gidebilirsiniz. X'e 3 diyeceğimizi görürsünüz. Buraya baktığım zaman şurası x ise bakın burası da sonuçta x'tir. O zaman 4 artı x bölü 5 eşittir x'e. Bu da 5 olduğunu göreceğiz. Geçelim. Başka bir soru bakalım. Rasyonel sayılarda sıralama. Sayı doğrusu sorularını da çözerken göreceğiz. Ama küçüktür büyüktür sıralaması yapacağız şimdi burada. Şuradan anlatmak gerekirse sıfır sayısı pozitif sayılar için sağa doğru gidildikçe yani sıfırdan uzaklaştıkça büyürler. Ama negatifte sıfıra yaklaştıkça yani negatif sayılar küçüldükçe büyürler. Bu iki ayrımı unutmayacağız. Eksi şey her zaman küçüktür artıda. Bunu unutmayın. Eksiler küçüldükçe büyür. Yani eksi 2 mi büyük, eksi 3 mü dediğimiz zaman eksi 2 daha büyüktür. Ama 2 mi büyüktür, 3 mü dediğimiz zaman burada 2 daha küçüktür. Ne olmuş oluyor? Sıfıra yaklaşan eksi daha büyük oluyor. Pozitifte de sıfırdan uzaklaşan daha büyük oluyor. Şimdi burada etkinlik sorusunu geçelim. Sıralamanın özelliklerini bilelim. Ben genelde negatifi anlatmıyorum arkadaşlar. Negatifi tam tersini alıyorum. Örneklerde bunu göstereceğim yine. Yani iki farklı şey ezberlemeyin. Şurada bu eksi mi küçük artı mı onun kavramını yapmak istiyor. Yani eksi küçüktür artı bunu bilin diyor. Paydalar eşit olduğu zaman sanki yokmuş gibi düşünün arkadaşlar. 3 küçüktür 5. Yokmuş gibi düşünün. 1 küçüktür 7. Tabii ki ama şöyle düşünmeyin. Mesela 2 bölü 3 ne diyelim 6 bölü 12 olsun. Mesela bu var. Şimdi aralarında sıralama yap dedikleri zaman siz aşağı hemen paydayı 4 ile genişletebilirsiniz. 8 bölü 12 6 bölü 12'nde bir sıralama yaparsanız şöyle büyüktür koyacaksınız. Demek ki böyleymiş. Hani paydaları eşitleyeceğiz bu durumda. Eğer eşit değilse. Eğer bize yukarı eşit verdiyse ne yapacağız? Onunla şöyle düşünün. 6 sayısı 5'e bölündüğü zaman mı daha küçük bir sayı elde edilir? 4'e mi? Tabii ki büyük bir sayıya bölünürse daha küçük sayı elde edilir. Oradan da bu çıkarımı yapabiliriz. Geçelim. Şimdi
Şuradaki özellik çok önemli. Yani bu kuralın aslında en önemli özelliği bu. Şunu çok fazla değinmemize gerek yok. Bu özelliği bileceğiz arkadaşlar. Bakın paya bakın, yani yukarısına bakın, çok büyük sayılar. Aşağısına bakın, çok büyük sayılar. Yani burada bir eşitleme yapamam paydaları ya da payları. O yüzden ne yapacağım? Bir kurar arıyorum ve bu kurar hep sabittir. Bu çıkar böyle. Aralarındaki fark aynı mı? Bakıyorum aralarında fark hep 4-4. Yani 23 ile 27 arasında 4. 25 ile 29 arasında 4. 37 ile 41 arasında 4 fark var. Tamam. Ondan sonra bakacağım şey birleşik mi basit mi? Eğer birleşikse ya da basitse duruma göre değişecek. Bu basit oluyor. Nasıl anladım? Üstteki sayı aşağıdaki sayıdan küçük. Onu anladıktan sonra şunu geliyorum. Eğer basit olduğuna karar verdiysem küçükse sayım, üstteki sayım, alttakilerini görmüyorsun. Üstteki sayım küçükse küçüktür. Sıralamayı öyle yazıyorsun. Geldik aşağı. Eğer yine aralarındaki fark bakın 5, 5, 5 ama bu sefer üstteki sayı daha büyük. Yani bileşik kesir. O zaman da buraya baktığım zaman büyük olan küçük oluyor. Basitte küçük olan küçük, bileşikte büyük olan küçük oluyor. Paydayı görmüyorsunuz sanki. Üsttekini sıralıyorsunuz. Bu kuralı unutmayacaksınız. Soldaki pekiştirmeleri yine siz kendiniz yaparsınız. Buradaki olay da şu arkadaşlar. Buradan pozitif sayılar diyor zaten. Pozitif basit kesitler. Kuvvet değeri arttıkça sayı burada kuvveti küçük olan daha büyük oluyor. Neden? Çünkü aşağısı gitgide büyüyor. Çünkü birin neyini alırsan al kuvvetini hep birdir. O yüzden birde bir değişiklik olmuyor. Ama 3 gitgide artıyor. Yani aşağısı artıyor. O yüzden bölünen sayı, yani 1 bölü bu sayı hep artıyor. 2 oluyor. Ne bileyim 3 oluyor gibi. Bu sayı arttıkça sayı çok küçülüyor. Geçelim. Yani öyle kuvvetle sorusu gelmez. Ama o dediğim gibi iki özellik çok önemli. Başta anlattığım payda eşitlemeleri vesaire. Bunlar da bütün halde çıkıyor. Geldik ondalık sayı. Buradan da bir soru bir tane geliyor arkadaşlar. Önemli. Ondalık sayı düşündüğünde 10. Yani paydası 10 ve onun katı olacak. Bunun bir gösterimi var. Şu, o da şu. Virgülden sonra kaç tane sayı varsa, daha doğrusu kaç tane rakam varsa o kadar sıfır oluyor. Bakın bir tane sıfır var. Virgülden çünkü bir rakam var. Virgülden sonra iki rakam var. İki sıfır. Virgülden sonra üç tane rakam var. Üç sıfır. Virgülden sonra iki tane rakam var. İki sıfır. Bunları biz yapalım. O zaman nedir? Sıfır üç. Sıfır iki yazılırsa. Mesela burada üç tane olması lazım virgülden sonra rakam. Ama benim iki sayım var. Ben 11'i yazıyorum. Bir sıfır koyuyorum. Sıfır. Çünkü 3 tane rakam olması lazım. 0,13 zaten kenarda da yazıyor. Bunu da siz de dediğim gibi uygulayabilirsiniz. Eğer paydaları böyle bildiğimiz bir pay mesela şık biz işlemi yapıyoruz. Sonucu 3 bölü 4 buluyoruz ama şıklarda yok. Şıklarda genelde böyle olur. Onu da işte paydayı 10 ve onun katı yapmaya çalışıyoruz. Yani 4 neyle çarparsam onun katı olur. Yüzde anca onun katı olur. Yani 25 ile çarpmam lazım. 75 bölü 100'dür bu da. Ya da 1 bölü 5 buldum ama şıklar da yok. Bunu da o zaman 2 ile çarpmam lazım. 2 bölü 10'dur. O da 0,2'dir gibi. Aynı şekilde bunu 4 ile çarpmam lazım. 8 bölü 100. Yani o da 0,04'tür. Bu sonsuzluk giden devirli sayılarda anlatacağım için şimdi girmedim oraya. O yüzden hiç bakmadım. Toplamalara bakalım arkadaşlar. Şimdi 0,4 ile 0,6'yı toplarsan bazı arkadaşlar şöyle uzun uzun yazıyor. Bu da doğru. Paydaları aynıysa toplarsın. 10 bölü 11'dir. Gitti. 5 bölü 10 ya da 3 bölü 10 topladım. Paydaları aynı. 8 bölü 10. 0,8 yani. 2 bölü 10. 7 bölü 10 yani 9 bölü 10. Tamam. 5 bölü 10. 11 bölü 100. Artı var burada. 10 ile çarpmam lazım. 50 bölü 100 artı 11 bölü 100. Bu da nedir? 61 bölü 100'dür arkadaşlar. Yani 0,61'dir. Örnek sorumu çözersem 0,5 ile 0,9 demin çözdüm zaten buna benzer. 9 bölü 10. Neydi? 9,5 ile 14 bölü 10. Bunu yazarken ne istiyorum? Şıklardan da bakarsam virgülden sonra bir rakam istiyorum. Çünkü bir tane sıfırım var. İşaretledim. Buradakilerini çözmek gerekirse hepsini şurada tek tek çözeyim size. Daha iyi anlayayım diye. Bakın ilk sayıyı yazıyorum. 2,113 2,11 pardon 1,09 yazdım. Toplarsam
9-3'te normal topluyorum arkadaşlar. Hiç virgül yokmuş gibi toplayın. 9-3'te 12 elde var 1. 1 de burada 2. 2, 4. Virgül aynı hizada konur. Geldik buraya. 1,12. 0,15. Toplarsam normal toplama işlemi yapıyoruz. 5,2 daha 7. 1,1 daha 2. 1'i de indim. Virgül aynı hizada konur. Bu da gitti. Geldik diğerine. Şunu bir sileyim. Evet, silgim takıldı. Arkadaşlar bu hani sıkıntılar gidecek. 2 gün içinde mesaj geldi. Geliyor tabletim. İnşallah bir daha böyle sıkıntılar olmayacak. Biraz şanssızlığımız üstünde. Sürekli olarak bir şeylerimiz bozuldu. 9-9 daha 18 elde var 1. 1 ile 1'i toplayalım. Elde ile toplarım 2. 0'ı indim. Virgül burada. Virgül hep aynı hizada. Bakın hep aynı hizada. Hep aynı hizada. Hep aynı hizada. 2.13 0.19 topladım. 9-3 daha 12 elde var 1. 1-1 daha 2 bir de elde var 3. 2'yi de indim. Virgül aynı hizada. Bitti. Geçelim. 9. soru. Bakın yazalım. 2,013. 13. Bakın virgül hep aynı hizada yazarken. 378. 3,615. Toplarken normal toplama işlemi yapıyorum. 8-3 daha 11, 5 daha 16. Elde var 1. 7-1 daha 8, 9-10. Elde var 1. 6-3 daha 9, bir de elde 1 vardı 10. Elde kaldı yine 1. 3-3 daha 6, 2 de burada 8, bir de elde var 9. 1'e indim. En son virgülümü buraya koydum. Şıklardan A şıkkını işaretledim. Geçelim. Çıkarma işlemi. Aynısı. 0,54 virgül aynı hizada olacak yine. 12 çıkarıyorum. 4'ten 2 çıktı 2. 5'ten 1 çıktı 4. Virgül aynı hizada olacak. Cevabım E. Buradakilerini de yapalım. 0.2 0.3 çıkarsa şimdi diyebilirsiniz ki hocam 0.2 0.3'ten nasıl çıkacak? Eksi değerde çıkacak gördüğünüz gibi. Normalde nasıl çıkardı bu? 2, 3 çıkarsa eksi olarak eksi 0,1 olarak çıkacak. Yani şöyle düşünebilirsiniz aslında. 0,3 baştaymış gibi düşünün önce. Ama eksi büyük sayı olduğu için negatif çıkacak. Bir çıkarın ne gelecek? Bu gelecek ama eksi değerde bu. Öyle diyebilirsiniz. Ya da kafanız karıştı. Şöyle yapabilirsiniz. Eksi 1 bölü 10'dur. Yani eksi 0,1'dir. Buraya baktığımız zaman 0,12 0,08 çıkaracağım. 2'den 8 çıkmaz. Bir ondalık kaldım. 12'den 8 4. Burada ondalık kalınca bir düştü. 0 kaldı. 0 0 yazıldı. 0 gitti. Sonra diğerine bakalım. Evet. 0.134 0.104 çıkaracağım. 4'ten 4 çıktı 0. 3'ten 0 çıktı 3. 1'den 1 çıktı 0. 0. Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki sıfırı saymadı. Neden? Çünkü burada ne kadar sıfır olursa olsun bakın arkadaşlar. Sayım 30. Aşağıda da 3 tane rakam olduğu için yazalım 3 tane sıfır. İster istemez bir sıfıra gidecek. Yani önemli olan en sonda kaç tane sıfır varsa silebiliriz. Yani buradaki sıfır önemli değil çok fazla. Son soru. Çözelim onu da hadi. Sizin için. Yorumları arkadaşlar bekliyorum. Ne gibi sorular çözelim? Söyleyin. Dediğim gibi kitabı orijinalini satın alın. Kesinlikle ben şimdi size kitabı da atacağım. O çok yararlı olacaktır sizin için. 5'e indim arkadaşlar. Dedim ya burada 0 olsa bir önemi yok. 5'ten 0 çıktı 5 gibi düşünün. 1'den 9 çıkmaz. B elde aldım. 11'den 9 2 kaldı. Burada bir ondalık aldığım için 1 düştü 2 kaldı. 2'den 0 çıktı 2 kaldı. 0 indim. 225 doğru cevap olması lazım. Bir daha kontrol edelim. Belki biz yanlış yapmışızdır. 5'i indim. Yok doğru yapmışız. Soru hatalı olabilir. Geçelim. Evet. Geldik diğer bir soruya. Şuradaki sayıya bakalım. 325 04 421. Normal çıkarma işlemi yapıyorum. 4'ten 1 çıktı 3. 0'dan 2 çıkmaz. Bir ondalık aldım. 10'dan 2 çıktı 8. Ondalık aldığım için bir azaldı. 4 kaldı. 4'ten 4 çıktı 0. 2'yi indim. 3 indim. Virgülün hizasına koydum.
C'yi işaretledim. Bunu arkadaşlar size bırakıyorum. Demin yaptığım için. Siz yapabilirsiniz onu. Çarpmaya gelelim. Çarpmayı ben anlatıyorum. Bunu yapmaya gerek yok. Genelde böyle çarpmalı sorduğu zaman zaten sade eşitmeli bir bütün halde soruyor. Sade böyle bir soru gelmiyor. Sayıyı normal yazalım. 433 bölü 100 çarpı 35 bölü 10. Yazdıktan sonra bunu normalde bununla bunu çarpacağım. Uzun uzun çarpmam lazım. Ve aşağısı 100 olduğunu görüyorsunuz. Çarpalım. Başka bir seçenek vermemiş bize. 5 kere 3 15 elde var 1. 5 kere 3 15 elde var 1'di. 16 oldu. Elde yine 1 kaldı. 5 kere 4 20 21 oldu. 3 kere 3 9 3 kere 3 9 12. Sayıyı toplarsam 5 15 11 bir de elde vardı. 15'in 1'i vardı. 11 etti. Elde yine 1 kaldı. 4 5 1. Sayıya benzer bir sayım E şıkkı olduğunu görüyorsun. Hemen geçiyorum. Bölme az önceyle aynı. Şuna baktığımız zaman 36 sayısı bölü 18 bölü 10. İlk sayı sabit. İkinci sayıyı ters çevireceğim, çarpacağım. Evet, bu bunun iki katı. 2 çarpı 10, 20. Geçelim. Buraya baktığım zaman sayım nedir? 51,8 bölü 1.8. Bunu da böyle de yapabilirsin. Açarak da yapabiliriz arkadaşlar. Önce öyle yapayım size. Deminki gibi göstereyim. 51 518 10 diyelim. Diğerini de ters çevirelim. 10 bölü 14 olsun. Burada bunlar gidiyor. Buraya baktığımız zaman kaç katı olabilir diye düşündüğüm zaman 39 katı olduğunu 37 katı olduğunu gördüm. Neden gördüm? Onu da anlatırım yine. Sen 8'i yakaladın buradan. O yüzden. Yani bunu göremezsek şöyle böleceğiz. Şimdi şıklardan gittiği gibi olmasın. Ya da cevabı gördüğüm gibi olmasın. Kaç katı olabilir ona bakıyoruz. Burada 3 katı olduğunu gördüm. 42. 9. 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. 0. 98. Buraya da 7 yazdım. 98. 0. Zaten ben şu 8'e bakıp o yüzden böyle çarpanı yapmıştım. Adana'ya direkt öyle ulaştım. Ama bu yolla yapılırsa nasıl yapılacak? Virgül kayma yöntemi var arkadaşlar, kaydırma. O da şu. Yukarıdaki sayıdan bir virgül kaydırdığın zaman aşağıdakinden de bir virgül kaydırıyorsun. 51, 8, 14 diye düşün. Direkt 37 çıkıyor. Diyelim ki yukarıdan ya da aşağıdan iki virgül kaydırdım. O zaman ne yapacağız? Onu da şimdi göstereceğim. Birazdan çıkacak karşımıza. Bu soruyu yapalım. Bakın işlem önceliği var parantezde, çarpma. Yani 2 bölü 5 çarpı 5 bölü 100. 5'ler gitti. Burada hatta 2 ile 100 de sadeleşsin. 1 bölü 50 kaldı. 3 bölü 5 eksi 1 bölü 50. Burayı 10 ile genişletirsem 30 bölü 50 eksi 1 bölü 50. O da 29 bölü 50 eder. Burası 29 bölü 50. Yazalım. Şuradaki bölmeyi ters çevireceğim. Bölme olduğu için. 29'lar gidecek. 50 ile 100 sadeleşirse 2 kalır. Bursa. Evet. Başka sorumuza bakalım. Bunlar dediğim gibi çevirme işlemleri. Devirli sayıya geldik o zaman. Aslında anlatmamış burada. Direkt devirli sayıyı söylemiş. Biz anlatalım. Şimdi devirli sayı şu arkadaşlar. Diyelim ki şöyle bir sayım olsun. Devirli bir sayım. Ne yapacağız? Sayının tamamını önce yazacağız. 132. Sonra üstünde çizgi olan sayıyı görmeyeceğiz. Yani bunu görmeyeceğiz. Ne sayısı varsa onu çıkaracağız. Böyle. Normalde az önce ondalık sayıda ne dedim? Virgülden sonra kaç tane rakam varsa o kadar sıfır demiştim ya. Şimdi şapkası olan 9. Normal demin ondalıktaki dediğim gibi üzerine şapka yoksa virgülden sonra sıfır diyordum. Yine sıfır demeye devam edeceğim. Yani burası 90 olmuş oluyor. Bunu bundan çıkaracağım işte. Sonuç neyse o. Örnek verelim. 1.2. Şöyle diyelim. Sayının tamamı 12. Şapkalı olanı görme. Ne kaldı? 1. Bölü. Virgülden sonra şapkası olana 9 diyecektim. 9. Eğer şöyle bir şey olsaydı. Sayının tamamı 102. Görme şapkalı olanı eksi 10. Bölü. Şapkası olana 9. Olmayana zaten 0 diyordum.
gibi gidecek. Tabi bu xx'de bir ifade olduğu zaman ne yapacağız? Onu söyleyelim. Sayının tamamı nedir? X 0 x eksi. Burada şapkalı olanı görme. X 0 bu iki basamaklı bir sayı oldu. Eksi şey bölü. Virgülden sonra şapkalı olan 9. Şapkası yoksa 0 koyuyordum. Evet. Eksi y 0 y eksi. Aynı şekilde yazarsak sileyim şurayı. Y 0 bölü 90. Tamam. Aşağısını da aynı şekilde yazalım hatta. X x eksi şapkayı kaldır. Bir x kalıyor. 9 eksi y y eksi y. Bu da 9. Tamam. Şimdi diyeceksin ki hocam ne oldu burası şimdi? Bunu basamak değerlerine ayırırsak hızlıca. Şöyle bir şey olacak. 100 x. Bakın burada x var. Artı x. Burada eksi 10 x. Tamam. Paydalar aynı olduğu için birleştirebilirim. Eksiyi dağıtarak tabi. Yani şöyle eksiyi dağıtalım. Sanki bakın şurada yapıyorum hemen size için. Şöyle. Eksiyi dağıttım. 90. Aynı buradaki olduğu gibi. Şimdi bu eksiyi açarak yapacağım. Eksi 100 y artı y artı 10 y bölü 90. Çizdim bunu. Yine aynı şekilde buraya geldiğim zaman 10 x artı x eksi x. Sonra bu eksi dağıttığımı düşünün arkadaşlar. Eksi 10 y eksi y artı y bölü 9. Şimdi işlemimi bitiriyorum artık. 10 x burada var. Eksi 90 x. Bir de burada var 91 x. Yazalım şuraya. Bu biraz daha dediğim gibi meşakkatli öğrenelim diye sormuşlar. 91x. Buraya bakalım. Aynı eksi 91y bölü 90. Aşağısı şu x'ler gitti 10x kaldı. Bu y'ler gitti eksi 10y kaldı. Dediğim gibi uzun yöntemli çözüm. Normalde ben bunu çok rahatlıkla y 0 olduğunu görebilirdim ama ya da bunu da aynı şekilde görebilirdim ama şu an öğrenmeniz için 9. Şimdi bu soru işareti. Aslında bu sorduğu şey buymuş. Şimdi ne yapacağız? Ters çevirme işlemi yapıp bitireceğiz. Yukarıda 91 parantezi alacağım. Zaten ben sonucu da gördüm. 91 parantezi alırsak x eksi y bölü 90. Aşağıdaki sayıyı da ters çevirdim. 9 bölü 10 parantezi alalım x eksi y. Bakın x eksi y'ler gitti. Buradan bu 10 kaldı. 91 bölü 10 ile 10'u çarp 100'dür. A şıkkı. Bakın böyle aynı şekilde. Bu direkt bunu açılmış şekilde yapmış. Ama dediğim gibi eğer yöntem olarak bilmiyorsak hemen sıkıntı duyarız. Şu virgül kaydırma olayından çözelim bunu da. Bakın şuraya tekrardan yazıyorum. Sadece bir tanesini. Şimdi yukarıda virgülü atmak için kaç tane kaydırmam lazım? 1, 2, 3 ile atacağım. Aşağıda 1, 2, bir tane yukarıda fazlalık var. Yani 3 tane yaptım. Aşağıda bir eksiğim var. O eksiğe işte 0 koyuyorum. Yani çünkü aşağıda 2 tane attım. Eşit olması lazım. Yukarıda ne yaptıysam aşağıda da aynısını yapmam lazım. Atamadığımı 0 koydum. Artı 121. Yani 2 tane attım. Aşağıdaki 110 oldu. Bu şimdi 12'nin ile sadeleşir 12 kalır. Bu da 11 ile sadeleşir. Çünkü 12'nin karesi 144'tür arkadaşlar. 11'in karesi de 121'dir. Oradan yola çıkalım eğer bilmiyorsanız. 12 bölü 10, 11 bölü 10 toplanırsa 23 bölü 10. Artık bunu gördüğünüz zaman 2 bölü 3 dediğinde 23 bölü 10 olduğunu bilmeliyiz. Devam edelim. Yine virgül kaydırma metodunu yaparsak bakın 1 virgül kaydırmış, 2 virgül kaydırmış. Ne dedim? Aşağıdaki 2 kaydırdıysa yukarıdakini de 2 kaydırmam lazım. O yüzden bir 0 ekliyorum. Aşağısı 13. Eksi. İkisi de 2 kaydıracağı için direkt yazıyorum. Tamam. Bölü. Yukarıdaki 1 aşağıdaki 2 kaydırıyor. O zaman yukarıya bir tane 0 koyuyorum. 76. Bununla bu gitti. 5 kaldı. Bununla bu gitti. 2 kaldı. Yukarısı 50 eksi 2. Burasına bakalım. 4
Yani 10 bölü 4. 48 10 bölü 4. Yukarıdaki sabit kalır. Aşağıdakini ters çevir. Şimdi çarpım durumunda. Bunları sadeleştirebilirim. Bu 5. Sadeleştirmeyeyim hatta. Hepsi ondalıklı çünkü. Vazgeçtim. 4 ile 48'i çarpalım şurada bilmeyen arkadaşlar için. Sonu 2 olacak zaten. O zaman cevabım hemen B olduğunu göreceğim. 4 kere 8 32. Elde var 3. 4 kere 4 16. 3 de ekle 19. 192 bölü 10. O zaman cevabım Bursa olacak. Devirli ondalıklı sayıları şimdi yapacağız. Aslında bir tane yukarıda sormuş ama biz yaptık onu. Şimdi devirli ondalıklı sayıyı bir daha anlatıp bakalım bir sonraki videomuzda. Görüşmek üzere arkadaşlar.